Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Esasında bizim ana akım medyamızda toplumun geneli açısından, tabi bu medyanın yaklaşımı böyle olunca toplumun geneli açısından da garip bir tutumumuz var. Bir olay patlak veriyor, hızla büyüyor, savaşa dönüşüyor, katliama, soykırıma dönüşüyor. Ana akım medyamız mesela bir 10-15 gün bu konuyla ilgili özel yayınlar, işte kameramanlar, işte ne bileyim ben muhabirler falan. Sonra birdenbire tabii memleketin içindeki iç politikalar, şunlar bunlar da araya girince o unutuluyor. Esasında yayıncılık açısından yanlış bir tutum. Mesela şöyle söyleyeyim. Ben iki buçuk yıldır düzenli olarak size Ukrayna'dan haber veriyorum her gün. Öyle veya böyle. Niye? Çok mu meraklıyım? Ama normali bu. Yani orada bize Odesa-Sinop arasının ne kadar yakın olduğunu biliyorsunuz. Odesa'ya füzeler, roketler yağıyorsa benim bir Türk gazetecisi olarak, bir kıdemli Türk gazetecisi olarak sizlere arkadaş bakın kuzeyimizde o savaş hala devam ediyor. Her anda başımıza bir bela açabilir haberlerini aktarmam lazım. Ama ben bakıyorum Ukrayna savaşını bizim medyamız unuttu. El alemin medyası unutmuyor. Her dakika manşette. Her dakika. İngiliz, Fransız, Alman, Amerikan, kimdir Rus, zaten Rus işin içinde. Neyse. Şimdi gayet iyi hatırlıyorum. 2017-2021 arası. Arakan, Arakan Müslümanları. Soykırım. Cumhurbaşkanı eşiyle beraber Bangladeş'e gitti falan filan. O yıkıldı ortalık. Sonra birdenbire ana akım siyaset o meseleyi unutunca medyamız da unuttu. Medya unutunca halk unuttu. Oysa orada devam ediyor hikaye. hikaye durmadı ki. Biz ilgilenmiyoruz diye hikaye durmadı. Arakan Müslümanlarının başındaki hikaye de durmadı. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Gerçekten anlaşılır gibi değil. Biliyorsunuz orada yani Myanmar diye adlandırılan bugün esasında da dedelerimizin Burma olarak bildiği o coğrafyada çok fazla etnik grup ve otoriter bir ordu var. Sürekli darbe yapan bir ordu var. İşte bu yapı hem demokratik teamüllerin gelişmesini engelliyor. Hem de işte burada net olarak söylüyorum. Etnik ve dini grupların radikalleşmesine neden olup ülkenin parçalanmasına yol açıyor. Yani askerler esasında Burma'yı veya Myanmar'ı neyse bir arada tutmak, güçlü bir devlet yapmak için darbe yaptıklarını söylüyorlar ama yaptıkları her iş demokrasinin dışında büyük olaylara neden olduğu için ülke parçalanıyor. İşte bu yüzden her zaman şunu söyleriz. Hukuk, hukuk devleti ve demokrasi, laik demokrasi bir milli beka unsurudur. Efendim ben o işi diktatörlükle çözerim. Çözemez. Çözemiyorsun. Çözülmüyor zaten. Çözülse bütün diktatörler Abad olurdu. Beşar Esed'in durumu ortada. Çözülemiyor. Niye? Çünkü fikir, gösteri vesaire özgürlüklerini korumadığın zaman insanlar sonuçta bir yerde silah sarılıyorlar. Bakın 2021 itibariyle bir darbe daha oldu biliyorsunuz Myanmar'da. O zaman e, hatta artık uluslararası ödül sahibi olan kadın bir başbakanları vardı. Onu görevden aldılar. Yerine işte kendileri e, bir askeri konsey kurarak bir anda ülkeyi ordu tarafından yönetmeye kalktılar. Bu ordu 2017-2021 yılları arasında bölgedeki aşırıcı Budist rahipleri de kullanarak on binlerce Müslümanın katledilmesini, yaklaşık 1 milyon Müslümanın da can havliyle Bangladeş'teki berbat kamplara kaçmasına neden olan bir ordu. Yani yanıyorum dese Biraz daha yan diyeceğimiz bir ordudan bahsediyoruz. 1948 yılından bu yana bu ülke esasında bağımsızlığını kazanmasından bu yana çok fazla istikrar yakalayabilmiş bir ülke değil. Mesela Karen e, Ulusal Birliği diye bir gerilla grubu var. Bu gerilla grubu 1948 yılından bu yana Karen halkının otonomisi veya özgürlüğü için mücadele ediyor. Ülke demokrasiye döndüğünde yani e, kadın başbakanı demokratik yoldan e, gelen kadın başbakanı e, sahip olduğunda bu Karen Gerilla grubu da yok artık biz artık savaşı bıraktık. E, Myanmar'ın, Burma'nın bir parçası olacağız demişlerdi. Silahları da indirmişlerdi ama darbe olunca büyük bir savaş başlattılar. Şimdi bunlar Tayland sınırını tutuyorlar Myanmar'ın ve oradaki e, çok stratejik bir bölge Midway diye adlandırılan bir bölgeyi de ele geçirdiler. Binlerce Myanmar askerini de esir aldılar. Şimdi e, dışarıdan baktığında çok güçlü gözüken darbeci ordu hemen hemen bütün eyaletlerde bütün bölgelerde kaybediyor. Ve şey olarak ve bu arada Özellikle Arakan ordusu, Arakan ordusunun bizim Müslümanlarla bir alakası yok. Onu karıştırmayın. Arakan ordusu sonuç itibariyle Budist bir hareket. Ve Müslümanlarla dirsek teması falan bile olmayan bir hareket. Onlar da işte o antidemokratik darbeci kimliğe karşı... Önemli bir ilerleme sağladılar ve e, Arakan halkının bağımsızlığı açısından 2009 yılından bu yana kurulmuş bir ordu, Çin Myanmar e, hattını ya sınırını tutmuş vaziyetteler. O, o Arakan ordusu Çin destekliyor onları. Böyle de bir durum var. Bir de tabii Müslümanların e, Arakan Kurtuluş Cephesi diye adlandırdıkları kendi örgütleri var 2013 yılından bu yana faaliyette. Onlar da Bangladeş sınırını ele geçirmiş durumdalar. Fakat bu ordu daha 7 yıl önce katliam yaptı ve kimlik bile vermediği o Müslümanlara gelmiş kamplarda yaşıyorlar şimdi Müslümanlar e, Myanmar'ın içinde de. Birleşmiş Milletler Kampı zorunlu askeri alıyorlar. Ordu zorunlu askeri alıyor. Kimi alıyor? Müslümanları alıyor. Niye? İşte Karen'le savaşmaları ve Müslümanlarla Karen halkı arasında bir büyük gerginliğin ve geçimsizliğin ve husumetin doğması için binlercesini zorla almışlar. İşte ben bu medya eleştirisini onun için yapıyorum. Yani bir dönem orada soykırım uygulandı uygulandı ama soykırım bitmiyor ki. Devam ediyor ve bakın bir yanda memleketlerini terk etmiş yüz binlerce Müslüman bir yanda Burma veya Myanmar'ın topraklarında kamplarda yaşamaya çalışırken zorla askere alınıp cefelere sürülen on binlerce Müslüman genci öbür yanda saldırgan bir e, orduyla savaşan bir başka grup Müslüman gruplar. Yani Burma'da kanama devam ediyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Büyük bir kanama devam ediyor ve insanlar Müslüman harakanlılar ölmeyi sürdürüyorlar. Biz duysak da duymasak da. işte ben arada bir yüksek müsaadenizle o bölgeden bilgi vermeye devam edeceğim. Hoşçakalın.